Evet, merhaba arkadaşlar. Öncelikle geçtiğimiz haftayı hatırlatacak olursak, geçen hafta arkadaşlar kümeleme konusunu görmüştük. Kümeleme bir gözetimsiz öğrenme çeşidiydi. Ve biz K-MIS algoritmasında kümeleme çalışmalarında kullanabiliriz demiştik. Bugün ise veri madenciliğinde kullanılan o birliktelik kurallarını inceleyeceğiz. Association Rules diye geçer. Bu birliktelik analizlerinde kullanılan bir algoritmayı inceleyeceğiz. A priori algoritmasını inceleyeceğiz. Daha sonra işte bu haftanın konusuydu zaten. Veri madenciliğinde kullanılan araçları göstereceğim. Paket programları göstereceğim. Bunları da belki ileride kullanmak isteyebilirsiniz diye. Şimdi öncelikle tanımlardan bahsedecek olursak. Birliktelik kuralları veri seti içerisinde gizlenmiş if-else kurallarının ortaya çıkartılmaya çalışıldığı çalışmalardır. Burada biz birlikte hareket eden veya birlikte hareket etmeyen verileri anlamaya, öğrenmeye çalışıyoruz. İşte genellikle kategorik verilerde çalışır dedik. Daha önceki algoritmalarımızda hatırlarsanız sayısal verilerle çalışmıştık. Burada ise daha çok kategorik veriler çalışıyor. Tabii sayısal verilerle çalışan algoritmalar da var. Buradaki örneklerimiz yani kullanım alanlarımız genellikle işte sepet örneği verilir. Marketteki sepet analizi diye verilir. En bilindik örneğidir. Bunun dışında işte biyoinformatikte kullanılabilir. Hastalık teşhisinde kullanılabilir. Yani bir hasta geldiğinde semptomları sorulur. O semptomlardan yola çıkarak teşhis konulması gerçekleştirilebilir. Veya bunun dışında işte web madenciliğinde, metin madenciliğinde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Genellikle kategorik verilerden oluştuğu için metin madenciliğinde özellikle bu birliktelik kuralları sıklıkla kullanılır. Birliktelik kurallarında en çok kullanılan örnektir sepet analizi. Sepet analizinde biz markette işte alışveriş yapan kişilerin aldığı ürünleri bir listede tutuyoruz. Acaba hangi ürünler hangi ürünlerle birlikte alınmış veya hangi ürünler birlikte daha fazla satılıyor diye bakıyoruz. Böylece işte belki marketlere ya da market yöneticilerine hazırlayacakları kampanyalar hakkında veya indirim yapacakları ürünler hakkında bilgiler sunabiliriz. Biz zaten veri madenciliğinde tanım olarak ne demiştik? Veri madenciliği veriden bilgi üretme süreci demiştik. İşte aslında birliktelik kurallarında da bizim ele alacağımız ilk tablo ya da ilk veri seti ham bir veri seti olacak. Mesela burada gördüğünüz tablo ham bir veri. Yani burada herhangi anlamlı bir bilgi yok. Biz bu tablodan yola çıkarak eğer anlamlı bir bilgi üretebilirsek veri madenciliği çalışması gerçekleştirmiş olacağız. İşte tabloda görebileceğiniz gibi 5 alışveriş var. Bu 5 alışverişe ilişkin alınan ürünleri bir tabloda tutmuşuz, bir liste şeklinde tutmuşuz. Tabii bunu söylemeye gerek yok ama biz bir markette yapılan alışverişleri düşünürsek aslında ne kadar büyük bir veri setiyle çalışmamız gerektiğini anlayabiliriz. Biz burada küçük bir örnek üzerinde çalışacağız. Bu örnek üzerinde işleyişi anlamaya çalışacağız. Bu işleyişin aynısı büyük veri setlerinde de geçerli olacak diyeceğiz. Yani gerçekte aslında birliktelik analizlerinde çok büyük veri setleriyle çalışılır. İşte düşünün saatlik belki binlerce alışveriş olan marketler var, büyük market zincirleri var ve bunu her zaman yapıyorlar, bu listeleri her zaman tutuyorlar. Dolayısıyla çalışacağımız veri seti birliktelik analizlerinde genellikle çok büyük verilerden, datalardan oluşur diyoruz. Biz burada tabii küçük bir veri setiyle çalışacağız bugün. Bunu anlamaya çalışacağız. İşte 5 kişi gelmiş diyelim ki markete ve birinci kişi ekmek ve süt almış çıkmış. İkinci kişi ekmek, çay, kahve, yumurta almış çıkmış falan. Bu şekilde böyle bir tablo şeklinde tutmuşuz verilerimizi. Bizim amaç olarak bu birliktelik analizlerinde ortaya çıkarmak istediğimiz bu ürünler arasında nasıl ilişkiler var? Yani hangileri alındığında hangileri alınmış veya hangilerinin alınma sıklığı diğerlerinden daha fazla. Yani bir bakışta görülemeyecek şeyler. Aslında bu aradaki ilişkileri bulmaya çalışan bir çalışma gerçekleştirmeye çalışacağız bugün. Tabii burada şunu da belirtmek gerekir. Yani her gerçekleşen alışveriş bize bir bilgi vermek zorunda değil. Bazen
gerçekleşen bu gözlemler ya da alışverişler şans eseri de gerçekleşmiş olabilir. Dolayısıyla bunu da hesaba katıp aslında birliktelik analizi sonucunda çıkan kuralları biz bizim olasılıklarla ifade etmemiz gerekiyor. Yani burada tamamen stokastik bir süreç söz konusu. Yani her verilen bilgiyle ilgili bir anlamlı sonuç üretmek zorunda değiliz. Bazıları belki de anlamlı bir bilgi vermeyecek. Yani bazı gerçekleşen bu alışverişler anlamlı bilgi vermeyecek. Dolayısıyla onları bizim elememiz gerekiyor. Nadiren gerçekleşen alışverişleri aslında kurallarımızdan çıkarmamız gerekiyor. Şimdi tekrar bu tabloya dönecek olursak, burada işte dedik ki 5 alışveriş var. Buradaki veriler yani tamamen rastgele oluşturulmuş. Bakın burada dikkatli bir şekilde bakılınca görülüyor. İşte diyebiliriz ki çay alan kişiler genellikle, hatta daha doğrusu çayla kahve hep birlikte alınmış değil mi? Mesela ikinci alışverişte çay kahve var. Dördüncü alışverişte çay kahve var. Beşinci alışverişte çay var, kahve yok. Yani şunu diyebiliriz. Demek ki çay ve kahvenin alınma olasılığı, yani birlikte alınma olasılığı 2 tane gerçekleşmiş. Toplamda çay alınma alışverişi de 3 olduğu için 2/3 diyebiliriz. Demek ki çayla kahvenin birlikte alınma olasılığı 2/3 şeklinde gösterilebilir. Yani basitçe bunu söyleyebiliriz. Şimdi biz daha önceden hatırlarsanız bu verileri, bu kategorik verileri tekrar incelemek durumunda kalmıştık. Çünkü kategorik verilerle direkt çalışamıyorduk hatırlarsanız. Bunun için her bir veriyi, her bir bilgiyi tekrar bir sütun halinde gösterip eğer o veri gerçekleşmişse 1, gerçekleşmemişse 0 yazacak şekilde yeni bir tablo oluşturuyorduk. Buna da işte one hot encoding demiştik. ScienceKit dönümünün içerisindeki kütüphane ile bunu oluşturmuştuk. İşte burada da bu tabloda da görebileceğiniz bizim aslında bütün ürünlerimize ait bir sütunun olduğu bir tablo. Ve eğer o üründen o alışveriş gerçekleştirilmişse, o üründen alınmışsa alışverişte onun karşısına 1 yazıyoruz. Alınmamışsa 0 yazıyoruz. Yine daha önceden bahsettiğimiz aslında simetrik asimetrik veriler de burada söz konusu. Ne demiştik? Mesela kadın erkek gibi veriler bizim simetrik verilerimiz. Yani 0 ile 1 arasında çok bir anlam farkı yok. Bir varlık yokluk söz konusu değil. Ancak mesela verilerimiz evet hayır tipindeyse, var yok tipindeyse bu sefer sıfırlar, birler ciddi anlam ifade edecek. Yani sıfır olması yok olması anlamına gelecek. Bir olması var olması anlamına gelecek. Dolayısıyla biz burada aslında asimetrik verilerle çalışacağız. Yani mesela ekmek sütununa biz bir yazdıysak o alışverişte o ekmeğin alındığını söyleyeceğiz. Sıfır yazdıysak ekmeğin olmadığını söyleyeceğiz. Dolayısıyla burada sıfırla bir arasında ciddi anlam farkı var. Ve biz neyi analiz etmek isteriz? Biz o özelliğin olup olduğu durumları analiz etmek isteriz. Çünkü o özellik yoksa zaten bizim karar kurallarında ya da birliktelik kurallarında onunla ilgili aslında çok da işlem yapmamıza gerek kalmaz. Tabii bu gösterimde, bu tabloda olmayan şey, burada tabii birler sıfırlar var. Yani mesela birinci alışverişte tamam ekmek alınmış veya süt alınmış diyoruz yorum olarak. Ama kaç tane alınmış ya da miktarı ne? Bununla ilgili bilgiyi bu tablodan elde edemiyoruz. Şimdilik arkadaşlar burada sadece alındı mı alınmadı mı bununla ilgileniyoruz. Kaç tane alındığıyla ilgilenmiyoruz. Üründen ne kadar alındı şu anda yani bugünkü dersimizde inceleyeceğimiz bir konu değil. Onunla ilgili de farklı analiz metotları var. Bizim sadece ilgilendiğimiz şey bu ürünle birlikte hangi ürünler birlikte alınmış? Bununla ilgileniyoruz. Ne kadar alındığıyla ilgilenmiyoruz. Şimdi devam edecek olursak buradan. Birliktelik analizinde bazı kavramlar var. Onlardan bahsedelim. İşte birinci kavramımız ürün listesi. Yani biz tabii burada tamamen sepet analizi üzerinden gideceğiz. Yani örneğimiz sepet analizi olacak. Tabii başka uygulamaları da var. İşte metin madenciliği dedik, web madenciliği dedik. Yani oradaki kavramlar biraz daha değişebilir ama kapsam olarak aslında tanım olarak bunlarla benzer şekilde olacak.
Biz burada tamamen sepet analizi üzerinde duracağız. Sepet analizi yapıyormuşuz gibi kabul edeceğiz. Birinci tanımımız ürün listesi tanımı. Yani burada biz sepetteki ürünlerin listesini söylüyoruz. Diyelim ki işte bu kaçıncı alışveriş? Ekmek, süt, yumurta almış birisi. Buradaki ürün listesi ekmek, süt, yumurta olarak karşımıza çıkıyor. Bir liste yani. İçerisinde hangi ürünlerin olduğunu belirtiyoruz. İçerisinde hangi ürünlerin olduğunu koyuyoruz. Burada ikinci tanımımız destek sayısı. Yani burada sigma ile gösterilir bu destek sayısı. Ürün listesinin alışverişte kaç sefer geçtiğini gösterir. Yani bir alışverişte bu ürün listesinden kaç tane var? Mesela süt, çay, kahve demişiz. Kaç sefer bu alışveriş yapılmış? Yani bunlar kaç tane alışverişte geçmiş bunun sayısı. Daha sonra destek oranı tanımımız var. Bu destek oranı da arkadaşlar ürün listesinin alışverişteki oranı olarak tanımlanıyor. Yani bu ürün listesinden az önce gördüğümüz o destek sayısından destek sayısını diğer bütün alışverişlere oranlıyoruz. Yani diyelim ki bu ürün listesinden 2 tane vardı. Bizim toplam alışveriş sayımız da 5'ti. 5 müşteri geldi. Dolayısıyla buradaki oran 2/5 olacak. Bir diğer tanımda arkadaşlar ürün listesi frekansı. Burada da biz aslında bir belirlediğimiz eşik değerden çok olan frekansları sadece alacağız. Ve bunun üzerinden işlemlere devam edeceğiz. Yani diyeceğiz ki mesela bizim eşik değerimiz %50 olsun mesela. %50'yi aldığımızda işte o alışverişte gerçekleşen diğer alışverişleri, %50'nin altında gerçekleşen diğer alışverişleri biz analize katmamaya çalışacağız. Çünkü her dediğimiz gibi her gerçekleşen alışverişi aslında analize katmak zorunda değiliz. Bazen bu alışverişler nadiren gerçekleşmiş olabilir. Dolayısıyla biz diyoruz ki belirli bir yüzdenin üzerindeki olasılığın üzerindeki değerleri bizim analize katmamız gerekir diyoruz. Birliktelik kuralları tanım olarak yine devam ediyoruz. Veri setinde gidelim. If else, yani eğer bu olduğunda yani bu olduğunda neler olacak gibi if else kuralları gibi düşünülebilir. Yani x olmuş mesela x durumları olmuş. Bunun sonucu da hangi y'ler olmuş veya hangi y'ler hangi x'lerden sonra gelmiş gibi basitçe bu kuralları oluşturmaya çalışıyoruz. İşte görebileceğiniz gibi okuması kolay, hemen anlaşılması kolay. Yani ortaya çıkan karar kurallarını ya da birliktelik kurallarını çok basit bir şekilde yorumlayabiliriz. Yani bunlar olduğunda bunlar olmuş. Peki onlar olduğunda yani x'lerin olduğunda y'lerin olma olasılığı ne? Yani bizim aslında burada daha çok o hesaplamaları çalıştıracağımız, o matematiği çalıştıracağımız şey aslında olasılıkların hesaplanması. Yoksa hangileri olduğunda hangileri olacak onları zaten tek bakışta görebiliyoruz. Tabii burada hesaplamalar diyoruz ama hesaplamalar da tamamen 4 işlem. Basit hesaplamalar yani. Ya çarpacağız, ya böleceğiz, ya toplayacağız, ya çıkartacağız. Çok basit bir şekilde bunları göstermeye çalışacağız. Şimdi burada destek kurallarını, destek sayılarını ve güven sayılarını hesaplamamız gerekiyor. Yani destek sayısı, burada alışveriş toplamları n olsun. Yani yapılan bütün alışverişlerin sayısına n diyelim veya büyük n diyelim. İçerisinde bizim olayımız kaç sefer gerçekleşmiş? Bunun oranı, destek sayısı ya da destek oranı. Dolayısıyla bunun formülü orada gösterildiği gibi bütün durumlara bölüyoruz. Bu durumu bütün durumlara bölüyoruz. Güvende ise farklı bir durum var. Güven katsayısı ya da güven oranı. Bizim ele aldığımız şey neyse işte x'ler y'lerden bahsettik. İşte mesela ele aldığımız şey süt ve çay alanların kahvede alması olsun. Yani x'lerimiz süt ve çay, y'ler ilişkenimizde kahve olacak. Dolayısıyla burada biz süt, çay ve kahvenin birlikte alındıklarını x'lere yani süt ve çayın birlikte alındığına böleceğiz. Buradaki sayılar tamamen kaç kere geçmişse orada. Mesela süt, çay, kahve kaç sefer geçmiş? 3. alışverişte ve 4. alışverişte geçmiş. Dolayısıyla bunun geçme sayısı, oradaki sigma onu gösteriyor. Geçme sayısı 2. Süt ve çayın geçme sayısı yani ikisinin birlikte olduğu alışveriş sayısı da 3 olduğu için burada demek ki güven katsayımız da
0,6, %60 çıkmış. Bunu şimdi biraz daha detaylı görecek olursak, mesela süt çay alanların kahve almasın durumunda bizim ilk katsayımız, yani destek katsayımız, S ile gösterdiğimiz destek katsayımız az önce de hesapladığımız gibi %40, yani 10'da 4. Diğer güven katsayımız ise 0,6. Yani diğerleri için de hesaplayabiliriz. İşte süt ve kahve alanların çay alma durumunu inceliyor olabiliriz. Bu sefer ne diyeceğiz? Yine bakın S değeri, yani destek değeri her zaman aynı çıkacak. Çünkü elimizdeki değerler aynı. Süt, kahve, çay diye geçiyor. Öncekinde süt, çay, kahveydi. Yine aynı şekilde X'ler, Y'ler toplamı beraber olduğu için, aynı olduğu için burada alacağımız S değeri, yani buradaki destek değeri aynı olacak ama güven değeri farklılaşacak. Güven değerinde bakın mesela 1 çıkmış. Süt, kahve alanların demek ki tamamı çay da almış diyeceğiz. Dolayısıyla bu ikisine birlikte bakmamız lazım. Hem destek sayısı, destek oranına hem de güven oranına birlikte bakmamız gerekiyor. İşte bunların üzerinden bizim birliktelik kurallarımız ortaya çıkacak. Yani tüm if else kurallarımız ortaya çıkacak. Buradaki örnek birliktelik kurallarını görebilirsiniz bu slaytta. Biz bir de birliktelik kurallarında dedik ki belirli eşik değerlerinin üzerindeki değerleri almak istiyoruz. Yani her gerçekleşen olayı almak istemiyoruz da belirli bir eşik değeri belirliyoruz ve onun üzerindeki değerde gerçekleşen durumları almak istiyoruz burada. Böylelikle de aslında o rastgeleliği biraz daha azaltmaya çalışıyoruz ya da düşük olasılıklığı biraz azaltmaya çalışıyoruz. Burada belirleyeceğimiz eşik değeri neyse sadece onun üzerinde gerçekleşen alışverişleri almaya çalışacağız burada. Peki biz bunları nasıl çıkartacağız, bu karar kurallarını? Karar kurallarını çıkartmak için iki aşama var. Birincisi, öncelikle frekans listesini oluşturuyoruz. Yani elimizdeki bütün ürünleri bir listeliyoruz, bir tabloda listeliyoruz. Daha sonra bunların kaç sefer geçtiğini söylüyoruz. İşte az önceki örnekten yola çıkacak olursak, işte ekmek vardı, süt vardı, çay vardı. Bunları tek bir tutumda yazıyoruz, ekmek yazıyoruz. İşte karşısına da sıklık değerini yazıyoruz. Kaç sefer geçmiş ekmek, süt kaç sefer geçmiş, onu yazıyoruz karşısına. Ve böyle bütün aslında ürünleri listelediğimiz için bunun biraz hesaplaması zor. Hesaplaması biraz zaman alabilir. Tabii küçük veri seti için söylemiyorum, büyük veri setleri için söylüyorum. Dolayısıyla bu frekans listesinin oluşturması biraz zaman alabilir. Yani biraz makine gücü gerektirebilir, çalışması gerektirebilir. Ve bunu oluşturduktan sonra biz artık karar kurallarımızı ya da birliktelik kurallarını oluşturabiliriz diyeceğiz. Burada tabii yüksek güven derecesine sahip olan ürün listelerine ilişki kurallarını alacağız. Yüksek güven derecesine sahip değilse onları almayacağız. Burada yine o düşük olasılıklı gerçekleşebilecek şeyleri azaltmaya çalışıyoruz. Az önceki örnekte yine işte belki 6 tane ürünümüz vardı ama buradaki grafikte 5 ürün görüyorsunuz. Ya da 5 ne diyelim başka bir şey, işte 5 kelime diyelim mesela, metin madenciliği yapıyorsunuz. Burada 5 kelime var. Bu 5 kelimenin birlikte olması durumları. İşte birinci durumda diyelim ki ya da birinci aşamada bütün kelimeler tek tek olabilir. Veya tekrar alışveriş listesi üzerinden gidelim. Ve buradaki birinci aşamada bütün ürünler tek tek alınabilir. Yani bir kişi geldiğinde bu ürünün birisini alıp çıkabilir. Yine aynı kişi ikinci alışverişinde bu sefer bu ürünlerden ikisini alabilir. İşte bu sefer ne olacak? Durum sayımız iki katına çıkacak. Yani eğer 5 ürünümüz varsa ikili durumlarda ne olacak? Bu sefer 10 olacak. Ve diğer durumda yine tekrar 3 alışveriş yapacaksa bir insan, bir müşteri 3 alışveriş yapacaksa bu sefer biraz daha aslında alacağı ürünler buna göre sayısı değişecek. Daha sonra 4 alışveriş yapacaksa bu sefer ne olacak? Sayısı 5 şeklinde gerçekleşecek. Veya hepsini alacaksa yani 5 ürün alacaksa bir alışverişte bu sefer hepsinden birer tane alacak şeklinde söyleyebiliriz. Burada tabii aldığı farklı ürünleri söylüyoruz. Burada miktar önemli değil bizim için. Yani bu gelen kişi 5 farklı ürün alacaksa hepsini de almak durumunda. Dolayısıyla bunların sıralaması da önemli olmadığı için tek bir
ürün listesine sahip olabilir. O da A, B, C, D, E şeklinde. Burada tabii 5 örnekte böyle bir şey çıkıyor. Demek ki burada 5, 31 tane değer var. Dolayısıyla diyoruz ki, ha bir de tabii şeyi de alabiliriz. Yani hiç almama durumunda alabiliriz tabii. 32 olabilir. Buradaki formülümüz bizim 2 üzeri n aslında. N eksi 1 demişim ama yani hiç almaması da bir durum olduğu için, bir durumu ifade ettiği için, olayı ifade ettiği için aslında 2 üzeri n diyebiliriz. Demek ki 5 ürünümüz varsa bizim toplam 32 durumumuz olabilir. Yani bir kişi markete geldiğinde bizim 5 ürünümüz varsa toplam 32 kombinasyondan oluşan bir seçenekten seçim yapması gerekebilir. Yani bizim burada aldığımız, ele aldığımız problemin ne kadar karmaşık, ne kadar daha doğrusu fazla veri setine, veriye sahip olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. İşte bunu düşünün, 1000 ürün olsa bir markette diyelim ki 2 üzeri 1000 olacak. Yani buradaki kombinasyon çok yüksek. Dolayısıyla burada hesaplamanın da zor olduğunu söyleyelim baştan. Buradaki hesaplama bu şekilde. Şimdi biz bu problemi nasıl çözeceğiz? Bu birliktelik kurallarını nasıl oluşturacağız? Bununla ilgili en bilindik, hatta yani ilk geliştirilen, hatta bu algoritmanın üzerine birliktelik analizleri devam etmiş. Yani ilk başta bu algoritma geliştirilmiş. Bu algoritmanın ismi de a priori algoritması. Şimdi birlikte bu birliktelik kuralları için geliştirilmiş bu a priori algoritmasını görelim, uygulamaya çalışalım. Yine veri setimiz aynı veri seti arkadaşlar. Ne demiştik? İlk başta bizim bir eşik değeri belirlememiz lazım. Diyelim ki burada %60 belirlensin. Yani bizim o olasılığı biraz daha az olan ürünleri elemeye çalışıyoruz. Burada da diyelim ki %60'lık bir eşik değerimiz olsun. Birinci adımda arkadaşlar ürünleri frekans şeklinde bir tabloda yazıyoruz. Yani elimizde var olan bütün ürünleri bir tabloda yazıyoruz. İşte tablolar aşağıda var. Mesela birinci tablomuz zaten aynı tablo. Yani alışverişlerin tutulduğu tablo. Birinci kişi mesela ekmek ve süt almış gibi 5 tane bizim alışverişimiz var. Daha sonra bu alışverişlerden yola çıkarak bizim kaç ürünümüz varmış? 6 ürünümüz varmış. Ve bu 6 üründen geçme sıklığına göre biz yeni bir tablo oluşturuyoruz. Diyoruz ki 6 ürünün kaç sefer alındığını merak ediyoruz mesela. Diyelim ki ekmekle ilgileniyorsak ekmek bakıyoruz. Ekmek aslında 4 mü? Evet, yanlış yazmışız galiba. Ekmek 4 sefer geçmiş. Süt de 4 sefer geçmiş falan. Yani kaç sefer geçtiğini yazıyoruz burada. Bir tablo elde ediyoruz. Sonra diyoruz ki bu tablodaki bizim eşik değerin altında kalan, frekansa sahip olan ürünler hangileri? Bizim eşik değerimiz %60'tı ve toplam 5 alışverişimiz olduğu için buradaki 5 çarpı 0.6'dan 3 değerini elde ediyoruz. Bu 3 değerinin altında kalan ürünleri ikinci aşamaya geçirmiyoruz. Buradaki altında kalan ürünler hangileri? Yumurta ve kola. Dolayısıyla yumurta ve kolayı biz bir sonraki aşamaya geçirmiyoruz. Yani ikili oluşturacağımız aşamaya geçirmiyoruz. Şuradaki örnekten gösterecek olursak. Burada işte bütün ürünler vardı. Tamam, bütün ürünleri alabilir. Ama sonraki aşamada ikili ürünler vardı. İkili ürünleri geçirirken arkadaşlar bu ürünlerden aldığımız, daha doğrusu şu an siz görmüyorsunuz galiba. Evet, şu an şuradayız. Buradaki 5 tane ürünü tek tek aldığımda bu aşamadayız. Birinci aşamadayız. Şu aşamada, ikinci aşamada ikili ürünler var. Dikkat ederseniz. İkili ürünlere hangilerini geçireceğiz? Buradaki problem bu. Burada geçirirken işte bir hesaplama yapıyoruz. Diyoruz ki bir eşik değerinin üzerindekileri buraya geçir diyoruz. Burada işte %60'ı aldıysak, işte toplam alışverişimiz de 5 ise 5 çarpı %60'dan 3 değerini elde ediyoruz. Diyoruz ki şuradaki tekli ürünlerden 3 değerinin altında sıklığa sahip olan, frekansa sahip olan değerleri ikinci aşamaya geçirme. Şimdi buradan gösterecek olursak, diyelim ki E'yi biz geçirmeyeceğiz, değil mi? Tek ürün olarak E'yi geçirmeyeceğiz. Dolayısıyla ne olacak? Bakın şunlar elenecek yani. E ile
E ile birlikte geçenler elenecek. Dolayısıyla biraz daha eleme yaparak biz aslında birliktelik kuralını oluşturmaya çalışacağız. Şimdi buradaki tablomuz oluştu. Yeni bir tablomuz oluştu daha doğrusu. Demek ki tek ürünlerden oluşan tablomuz artık buradaki 4 ürünün olduğu tablo. Dolayısıyla bunlar ekmek, süt, çay ve kahve olarak karşımıza çıktı. Sonra devam ediyoruz aynı adım olacak şekilde. Bakın bu sefer ikili kombinasyonları yazdım. Yani ekmeğin yanına süt koydum, ekmeğin yanına çay koydum. Tabii burada bütün kombinasyonları yazmak gerekiyor ama az önce elediğimiz o tek ürünleri buraya yazmıyoruz tabii ki. Peki burada hangileri var? Ekmek ve süt var, ekmek ve çay var, ekmek ve kahve var, süt ve çay var falan. Böyle ikili bir şekilde hangileri gerçekleşecekse. Burada yine frekansları ona göre yazıyoruz. İşte ekmek ve süt kaç sefer geçmiş? Ekmek ve süt kaç sefer geçmiş? 3 sefer geçmiş. Bakın yukarıda tabloda tekrar alışveriş listesi var. Demek ki ekmek ve süt 3 sefer geçmiş. Ekmek ve çay kaç sefer geçmiş? 1, 2. Yani ikinci alışverişte geçmiş. Ekmek ve çay. Sonra 4. alışverişte geçmiş. Sonra 5. alışverişte geçmiş. Dolayısıyla 3 sefer geçmiş. Ekmek ve kahveye bakalım mesela. Ekmek ve kahve 2. alışverişte geçmiş. Evet, 2. alışverişten başka ekmek ve kahve 4. alışverişte geçmiş. Dolayısıyla 2 sefer geçmiş gibi böyle sıklıkları yazıyoruz bir tabloda tekrar ikili olacak şekilde. Yine burada diyoruz ki 3'ün altında olanlar minimum desteğin altında olanlar bir sonraki aşamaya geçmesin diyoruz. Dolayısıyla hangilerini eliyoruz? 2 olan frekanstakileri eliyoruz ve yeni tabloyu elde ediyoruz. Bakın burada ekmek kahve, süt kahve elendi. Dolayısıyla yeni tablomuz artık ekmek süt, ekmek çay, süt çay ve çay kahve olarak karşımıza çıktı. Bir sonraki aşamada da üçlü tabloyu oluşturacağız. Tabii üçlü tabloyu oluştururken ikili tabloda birlikte olduğunda elediğimiz değerleri almamamız lazım. Yani birinci değerimiz neydi? Ekmek süt 3 sefer geçmiş. Ekmek çay ikinci değerimiz 3 sefer geçmiş. Biz mesela ekmek süt çayı almak isteyebiliriz değil mi? Ekmek süt çay birlikte gelebilir 3. adıma. Bu durumda da sıklığımız mesela ekmek süt çayın birlikte geldiği durumlar, ekmek süt çayın birlikte geldiği durumlar 2 değil mi? 4. ve 5. alışverişte 2 sıklığında gerçekleşmiş. Dolayısıyla birliktelik kuralımız, birliktelik sonucumuz ortaya çıkmış oldu. Demek ki ekmek, süt ve çay 2 sefer aslında bizim bu belirlediğimiz eşik değeri geçen tek değer olarak karşımıza çıkmış oldu. Tek alışveriş olarak karşımıza çıkmış oldu. Tamam, birliktelik analizinde tabii başka algoritmalar da vardır. Var daha doğrusu. Çok fazla var hatta. Biz bir algoritma üzerinde gördük ama biz en azından şunu göstermeye çalıştık. Birliktelik analizlerinde bu veriler birlikte kaç sefer geçmiş? Onun üzerinden yorumlar yapıyoruz. O olasılıklara bakıyoruz, sıklıklara bakıyoruz. Onun üzerinden diyoruz ki bizim aslında şu ürünler birlikte daha fazla satılmış veya şu ürünler birlikte satılmamış çok fazla. Ve burada çıktı olarak diyelim ki bir marketteki bir yöneticiye diyeceğiz ki sizin şu ürünleriniz birlikte daha fazla gitmiş. Dolayısıyla bunların belki reyonlarını birlikte koyun, işte aynı yerlere koyun. Alışveriş yapanlar aslında bunları birlikte almak istiyorlar. Veya diyebiliriz ki işte bir kampanya oluşturun. İşte şu ürünü alanlar şu ürünü de şu kadar indirimle alsın gibi bir kampanya oluşturabilirsiniz. Çünkü burada böyle bir ilişki çıktı. Bunlar çok değerli çalışmalar. Yani bu sadece market analizleri gibi düşünmeyin. Ya da sepet analizleri gibi düşünmeyin. Aslında diyelim ki sizin işte Netflix hesabınız var. Netflix hesabınızda size bir şeyler öneriyor değil mi? Yani sizin aslında geçmiş geçmişte izlediğiniz dizilerden, filmlerden yola çıkarak size bir şeyler öneriyor. Veya sizle benzer özelliğe sahip diğer kullanıcılar neler izlediyse size onları öneriyor. Öyle çok absürt şeyler önermiyor. Sizin ilginiz olmayan şeyler önermiyor. Aslında orada arkada da çalışan bir birliktelik analizi var. Hangi diziler birlikte izlenmiş mesela? O da mesela burada bahsedilebilir. Yani bunu bütün aslında web sayfaları, önemli web sayfaları
veya şirketler, teknoloji şirketleri kullanıyor birliktelik analizini. Böylelikle aslında müşterilerine, kullanıcılarına daha akıllı uygulamalar sunabiliyor. Daha belki onların hoşuna gidebilecek, kullanabileceği ürünleri karşılarına koymaya çalışıyorlar. Dolayısıyla çok değerli çalışmalar olarak bunları söylememiz gerekiyor. Veri madenciliğinde kullanılan araçları göreceğiz. Biz bu araçlarla işte bazen kullanamadığımız ya da kodda uygun olmayan paketlerin olduğu durumlarda bu araçlardan yararlanabileceğiz. Mesela işte bugün yaptığımız uygulama birliktelik analizi uygulaması aslında bizim sürekli kullandığımız scikit-learn kütüphanesinde yok. Yer almıyor orada. Dolayısıyla biz farklı bir uygulamaya ihtiyaç duyacağız veya ne yapacağız? Kendi fonksiyonlarımızı yazacağız. Bu da çok uğraştırıcı olabilir. Dolayısıyla başka paket programlara müracaat edeceğiz. Diyeceğiz ki birliktelik analiziyle ilgili kullanılabilecek programlar nelerdir gibi bakacağız. Ve ayrıca aslında bu haftanın konularından birisi de aslında veri madenciliği araçlarını tanıtmaktı. Yani bizim programımızda da vardı. Bu ikisi bir araya geldi. Aslında birliktelik kurallarını hem bu veri madenciliği araçlarında aradık. Bunların içerisinde var mıdır diye baktık. Hem de zaten bu araçları tanıtma amacımız vardı. Dersin başında söylemiştik. En azından şöyle bir giriş seviyesinde bu araçlar ne işe yarar, nerelerde kullanılabilir gibi, size nasıl yardımcı olabilir gibi giriş seviyesinde bilgi vereceğiz, tanıtacağız yani sadece. Nasıl kullanılırı girmeyeceğiz. Sadece amaçlarından bahsedeceğiz. Kısa bir tanıtım gibi olacak yani burası, bu ders. Birinci aracımız arkadaşlar örneğin Orange aracı. Bu zaten bizim Anaconda kurulumumuzda görebileceğimiz şey. Yani Anaconda'yı kurduğunuzda o kurulan diğer araçları gördüğünüz yerde o ekranda Orange aracını görebilirsiniz ama varsayılan olarak yüklü gelmez. Sadece yüklemeniz için orada bir buton vardır. O buton üzerinden yükleyebilirsiniz Orange aracını. Veya işte bağımsız da yükleyebilirsiniz. Anaconda'nın dışında da yükleyebilirsiniz. Kendi sitesinden indirebilirsiniz. Toplamda işte 250 MB'lık bir dosya iniyor. Size ben bunu yükletmedim ama işte ilgi duyanlar, kullanmak isteyenler yükleyip inceleyebilirler. Yani sizin şu an bilgisayarınızda bu yoktur. Anaconda üzerinden yükleyebilirsiniz. İkinci aracımız VECA. VECA diye geçiyor. İşte Waikato Üniversitesi'nde bulunmuş. Ve Waikato Environment for Knowledge Analysis diye geçiyor. Analysis'ın kısaltması. Bu da bir paket program. Bunu göreceğiz. Üçüncü göreceğimiz araç da Rapid Miner. Tabii göreceğiz diyorum ama sadece böyle bilgi seviyesinde ne işe yaradığını söyleyeceğiz sadece. Dördüncü bilgi vereceğimiz araç da MATLAB aracı. Daha doğrusu MATLAB programı, yazılımı daha geniş ifadeyle. Bu dört araçla ilgili bilgi vereceğiz şimdi. Birinci aracımız Orange aracı. Dedik ki bu Anaconda'nın içerisinde gelir veya bağımsız olarak da yükleyebiliriz. Açık kaynak bir yazılımdır. Dolayısıyla ücretsizdir tamamen ve gelişmeye açıktır. Yani kullanıcılar tarafından geliştirilebilir. Açık kaynak da o demek. Biz bunu ne amaçla kullanırız? Genellikle makine öğrenmesi algoritmalarını burada uygulayabiliriz. Veya veri görselleştirmesi yapabiliriz. Veya interaktif veri görselleştirmesi yani kurduğumuz grafik, çizdiğimiz grafikleri interaktif bir şekilde inceleyebiliriz bu araç sayesinde. Bu aracın özelliği işte tabii yine arkasında Python kodları çalışıyor. En güzel özelliği aslında gerekli gördüğünüz yerde Python kodu da yazabilmeniz. Gerekli gördüğünüz yerde arayüz üzerinden devam edebilmeniz. Dolayısıyla böyle bir esneklik sağlıyor bize. Yani burada göreceğimiz o diğer 3 araçta, Orange'la birlikte 4 araçta aslında bir grafik arayüzüne sahip. Yani bizim şimdiye kadar yaptığımız kodları aslında grafik arayüz üzerinden biz tanımlayabiliriz, takip edebiliriz. Dolayısıyla biraz daha kullanım kolaylığı sağlıyor. İşte gerekli yerlere giriyorsunuz, tıklıyorsunuz. Oradan analizler gerçekleştirebiliyorsunuz. İşte gerekli yerlerde verinizi sürüklüyorsunuz, bırakıyorsunuz falan. Bu tip güzellikleri var. Ama tabii kodları yazmak kadar eliniz esnek değil. Yani onu size müsaade ettiği kadar siz sadece o tıklamaları, o
arayüz üzerindeki seçimleri yapıyorsunuz. Dolayısıyla bizim aslında kod yazarken sağladığımız o esnekliği bu programları kullanırken sağlayamayacağımızı söylememiz lazım. Tabii Orange aracında bir takım eklentiler de var. Yani sizin kullanacağınız algoritma neyse belki onun eklentisi vardır. Eklentiyi yükledikten sonra o algoritmayı kullanabiliyor hale geliyorsunuz. İlk başta geldiğinde yalın bir yükleme gerçekleşiyor. Daha sonra siz eklentilerle Orange aracını biraz daha üst seviyeye taşıyabiliyorsunuz. Bugünkü mesela konumuzda ne dedik? Birliktelik analizini inceledik. Birliktelik analizi aslında Orange paketinin varsayılan paketleri arasında yok. Bizim onu daha sonra eklenti olarak kurmamız lazım. Associate diye bir paket var Orange'ın içerisinde ya da eklenti var. Onu yükledikten sonra birliktelik analizi yapabiliyoruz. Buradaki göreceğimiz diğer uygulama, diğer araç, veri madenciliği aracı Weka. Weka'da genellikle işte makine öğrenmesinde kullanılıyor. Hatta derin öğrenme uygulamaları da geliştirilebiliyor burada. İşte kod yazmak isterseniz içerisine Java kodları yazabiliyorsunuz. Yine bu da ücretsiz açık kaynaktır. İstediğiniz gibi indirip kullanabilirsiniz. Ve çok kullanılır, çok kullanılan bir araç olduğunu da söyleyelim Weka'nın. Diğer aracımız RapidMiner. Yine bu da aynı şekilde ücretsizdir. Açık kaynak mı değil mi onu tam bilmiyorum da söylemeyeyim onu şimdilik. Yani ücretsiz bir şekilde indirip kullanabileceğiniz, veri hazırlamada kullanabileceğiniz, makine öğrenmesinde kullanabileceğiniz, model oluşturmasında kullanabileceğiniz bir uygulama, RapidMiner uygulaması. İçerisine Python ve R kodları yazabilirsiniz. Eliniz geniş yani bu konuda. Veya işte var olan algoritmaları da kullanabilirsiniz. Direkt analiz sonuçlarını görebilirsiniz. MATLAB zaten anlatmaya gerek yok. Biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çok amaçlı kullanıma sahip. Kendi programlama diline de sahip. Ücretli bir yazılım. Bunun özelliği o. Ücretli bir yazılım. Daha sonra işte diyoruz ki birçok içerisindeki araç var ve bu araçlar sayesinde işlerinizi biraz daha kolay halledebilirsiniz. Mesela işte yapay sinir ağları ile ilgili bir aracı var. Çokça kullanılır. Bu araç üzerinde siz sinir ağınızı tasarlarsınız. Verilerinizi, girdi verilerinizi verirsiniz. Ve sizin için aslında sinir ağını çalıştırır ve rapor dosyasını oluşturur. Siz onun üzerinden aldığınız çıktıları yorumlarsınız, raporlarsınız ve işleminizi halletmiş olursunuz. Veri biliminde ve karar verme süreçlerinde kullanılabilir MATLAB aracı. Şimdi biz bu araçları gördük. Tamam, biz nasıl kullanacağız bunları diye soracak olursanız. Mesela Orange aracı, ben bunu yükledim. Şimdi bir ekran paylaşımı yapacağım. Orange aracı üzerinde biz birliktelik analizini nasıl yapabiliriz onu göstermeye çalışacağım. Tabii ben yapacağım. Siz izleyin. Yani çünkü sizde şu anda Orange aracı kurulu değildir büyük ihtimalle. Merak etmediyseniz, daha önce araştırmadıysanız kurmamış olabilirsiniz. Bu anakonda üzerinde görebilirsiniz. Şimdi anakondayı açalım mesela bir yandan da. Veya bağımsız bir şekilde de kurulabilir. Kurduğunuzda zaten uygulama olarak sizin bilgisayarınıza geliyor. Şurada gösterecek olursam. Orange diye yazacak olursam. Bakın Orange uygulaması yüklü bir şekilde geldi şu anda. Veya Anaconda'nın içerisinde de görebilirsiniz. Nerede açtık? Şurada açtık. Şöyle bir pencereyle geliyor. İşte yeni oluştur veya var olan bir şeyi aç gibi. Biz yeni bir şey oluşturacağız. Bakın arayüzü şöyle bir şey arayüzü. Burada biz sürükle bırak şeklinde bunları kullanabiliriz istediğimiz gibi. Bu arada Anaconda da açıldı. Bakın Anaconda'nın içerisinde burada ana sayfada Home'da Orange kütüphanesi var. Burada yükleyebilirsiniz. Ben bunu bağımsız olarak yüklediğim için burada gözükmüyor. Bunun içerisinden de yükleyebilirsiniz. Bağımsız olarak da yükleyebilirsiniz. Artık o size kalmış. Bunu kapatıyorum. Orange aracımız bu şekilde arkadaşlar. Çok basit bir arayüzü var. Ne istiyorsanız burada yani burada var olan şeylerden bir şey istemeniz lazım tabii ki. Bakın burada karar kuralları
daha doğrusu birliktelik kuralları için ben yeni bir paket yükledim, eklenti yükledim. Onu da nereden yaptım? Şuradaki add-ons'tan. Burada şu an internet bağlantısı niye böyle diyor? İşte buraya associate yazınca buradaki eklenti çıkıyor. Onu yüklememiz gerekiyor. Daha sonra buradaki kullanım çok basit demiştik. Bunları inceleyebilirsiniz. Biz sadece diyelim ki birliktelik kuralı oluşturmak isteyelim. Birliktelik kuralı paketinde, birliktelik paketinde iki tane fonksiyon geliyor. Birincisi frekansların tutulduğu, frekans listelerinin tutulduğu bir fonksiyon. İkinci fonksiyonumuz da kuralların oluşturulduğu, birliktelik kurallarının oluşturulduğu. Tabii önce bizim verimizi almamız lazım. Bakın burada da data sekmesinin içerisine istersek CSV alabiliriz, istersek SQL alabiliriz. Yani bayağı seçeneği var. Diyelim ki biz bir dosya alacağız. Şimdilik uzantısını söylemek istemiyoruz mesela. Daha sonra bu dosyayı açacağız. Nasıl açacağız? Burayı çift tıklıyorum mesela. Bakın burada tabii ben de şu an tanımlı geldi de buraya gideceğiz. Open diyeceğiz ve buradaki CSV dosyasını yükleyeceğiz. O bizim için tanıyacak. Bakın CSV dosyasında demek ki 4 özellik varmış. Bu 4 özellikte şu değerleri almış falan. Mesela ben burada ekmek sütü kısaltmıştım mesela. Ekmek süt değerlerini almış. Daha doğrusu ekmek süt değerlerinden oluşan bir ürün bir diyelim ki alışveriş sepeti var. Dolayısıyla bunu aldığını görmüş olduk şimdi. Tabii bunu bir tablo halinde göster dediğimizde bakın şöyle yapıyoruz. Buradaki şuradaki şeyleri böyle sürüklüyoruz. Bırak dediğimizde bir saniye böyle. Şöyle bırak dediğimizde burada hangi seçenekleri seçmek istiyorsak, ne yapmak istiyorsak daha doğrusu. Mesela biz diyelim ki buradaki verileri bir tablo halinde görmek istiyoruz. Bakın datalarımız tabloya bağlandı. Bunu çift tıkladım şimdi. Çift tıklayınca böyle bir şey geldi. Demek ki şu ürün 1, 2, 3'ü sıralayacak olursak. Daha doğrusu şurada CSV dosyasını da görelim isterseniz arkadaşlar. Bu CSV dosyası çok basit. Az önceki örnekteki CSV dosyası. Bizim markette aldığımız ürünler mesela birinci ürün olarak ne alınmış, ikinci ürün olarak ne alınmış, üç ve dördüncü ürün olarak ne alınmış diye ben böyle bir CSV dosyası oluşturdum. Birinci alışverişte ne alınmıştı? Ekmek ve süt alınmıştı. Üçüncü ürün alınmamıştı, dördüncü ürün alınmamıştı. Dolayısıyla ekmek ve süt alıp çıkmıştı bu müşteri. Diğerleri de bunları almıştı. İşte kahveye K dedim, kolaya KO dedim falan. Buradaki bizim az önceki örnekteki tablomuz yani CSV haline getirdik ve buraya verdik. Burada şimdi CSV halinde burada tabloya işlenmiş oldu. Demek ki birinci alışverişimiz neymiş? Ekmek, süt. Üçüncü ürünümüz yok. Dördüncü ürünümüz yok. İkinci alışverişimiz neymiş? Ekmek, çay, kahve ve neymiş? Yumurta. Evet, yumurtayı dedik. Dolayısıyla böyle veri setimizi tanımlamış olduk. İstersek burada işte visualize falan edebiliriz. Grafiğini çizdirebiliriz. Demek ki tabloyu da direkt sürükleyip bıraktığımızda görebiliyoruz. Şimdi biz asıl bugün bizim birliktelik kurallarını görelim. Burada yeni bir dal oluşturuyorum. İstersem istediğim kadar uzatabilirim. Frequent item seti seçiyorum. Demek ki bu bizim için kaç sefer geçtiğini söyleyecek. Bir ürünün kaç sefer geçtiğini söyleyecek. Daha sonra da bir tane daha alıyorum. Bu sefer de associate rules'u seçiyorum. Bakın bunu çift tıkladığımda tamam benim için veri setinin frequent item seti getirecek. Tamam. Az önce de gördüğümüz işte biz dedik ki bir minimum yüzde belirliyoruz. Hangi olasılığın altındakileri alsın. Burada belirleyeceğimiz şeyi böyle çok basit bir şekilde götürüp getirebiliriz. Dolayısıyla mesela 60 yapalım. Az önceki örnekte de 60 yapmıştık. Dolayısıyla find items dediğimizde bakın burada bizim için diyelim ki ürün 2 demek ki sadece yani süt ürünü 3 sefer geçmiş. %60'ın üzerindeymiş. Sütle birlikte ekmek %60'ın üzerinde geçmiş. Yani 4 tane şeye sahipmiş. Sıklığa sahipmiş. Demek ki onun da yüzdesi %80 olarak çıktığı için %60'ın üzerindeki bizim için ürün listelerini getirmiş oldu. Bakın burada çok basit bir şekilde getirmiş oldu. Diğer özelliği ise fonksiyonu ise associate rules'a çift tıklayınca
Burada işte yine minimum support'u, minimum güven seviyesini falan belirleyebiliriz. Burada diyelim ki %50 olsun, minimum destek durumu %50 olsun. Minimum güven durumu da %90 olsun. Find rule dediğimizde bakın tek bir kural buldu. Dedi ki sizin verdiğiniz bu ölçülerde biraz daha mesela support'u düşürelim. Biraz daha okunabilir bir şeyler çıkartalım. Mesela biraz daha düşürdüm. O çok çıktı bu sefer de. Şöyle %45 şöyle bir şey. 3-4 tane çıksın istiyorum da. Mesela böyle bir şey çıksın. Fark etmez. Tabii şurada lifler falan da var. Bunların da bakmak lazım tanımına falan. Bunları da aslında söylemek lazım. Tabii biz sadece neleri söyledik? Biz support ve confidence yani desteği ve güveni söyledik. Bunlar gibi de aslında bunlar da hesaplanıyor ve anlam ifade ediyor aslında. Şimdi biz okuyacak olursak dedik ki x'ler y'lere nasıl dönüşmüş? Onunla ilgileniyoruz birliktelik kurallarında. Burada diyor ki sizin verdiğiniz bu güven aralıklarında veya bu destek yüzdelerinde birinci kuralınız ürün 2 alınmışsa ürün 2'de süt alınmışsa yani ikinci sırada süt alınmışsa birinci sırada ekmek alınmış. Üçüncü sırada işte neydi bu çay alınmışsa birinci sırada ekmek alınmış falan. Bu şekilde okumalarımızı yapıyoruz. Diyoruz ki bunlar alındığında bunlar alınmış. Bu olasılıklarda. Tamam, bu minimum düzeylerde çalıştığımız zaman bunlar alınmış. Yani fazla böyle detaya girmek istemiyorum. Sadece böyle bir kullanımı var bunun. Onu bilelim. Tabii daha fazla yani daha derin bir analiz yapabilirsiniz. Biraz daha bu parametrelerle oynayabilirsiniz veya verinizin özelliğine göre bunları ayarlayabilirsiniz. Tamam. Kullanım olarak böyle. Tabii çok daha fazla bunun kullanımı var. Belki bir ders gerekebilir veya da 2-3 hafta gerekebilir bunun nasıl çalıştığını anlamak için. Ama basitçe biz sürüklüyoruz, bırakıyoruz, böyle bir yapı oluşturuyoruz. Her seferinde bunu çalıştır dediğimizde bizim için bu sonuçları veriyor. Yani Orange paketini bu şekilde görmüş olalım. Tamam. Bunu kapatıyorum şimdi. Kaydetme. Yani ilginizi çektiyse bence çeksin. Kullanmaya çalışın. Bir bakın kurcalayın en azından. Şimdi bunu kapatıyorum. Veka'yı açıyorum. Veka'da şimdi aynı şekilde birliktelik kurallarını oluşturmaya çalışacağız birlikte. Şu Orange'ı bir kapatayım. Evet. Şimdi Veka'yı çalıştırıyorum. Bakın Veka'da böyle bir ekranla geliyor. Böyle bir pencereyle geliyor. İşte genellikle zaten ilk başta Explorer yani verilerimizin gireceği yerler falan buradaki diğer seçenekleri de kullanabiliriz analizimize göre. İlk önce diyelim ki verilerimizi seçeceğiz. Explorer'ı alıyorum. Tıkladım şu anda. Evet, veri setimizi alıyoruz burada Open File'la. Oraya gitmem lazım tabii. Google Drive'ın. Tabii burada file type'ı değiştirmemiz lazım. Onu ne yapacağız? CSV yapacağız. Benim burada aslında şunda da çalışabilirdik. Bu da güzel bir CSV dosyası. Ama biraz daha kolay olsun, okuması kolay olsun diye. Ben böyle Market CSV diye bir şey oluşturdum. Al dedim bunu. Bakın hemen aldığında bu zaten tanıyor. Yani CSV dosyası olduğu için özellikleri neler, değerleri neler bunları biliyor. Biz çok fazla burada durmadan bizim aslında yapacağımız şey associate. Burada menü olarak gelmiş mesela. Biz mesela sınıflandırma çalışması yapacaksak, sınıflandırmada hangi algoritmalar kullanmak istiyorsak burada kullanabiliriz. Mesela bias sınıflandırıcılar var burada. Veya lojistik regresyon yapabiliriz. Bunların neye göre lazy falan yazmışlar bilmiyorum ama burada farklı algoritmalar var. Bakın bizim kullandıklarımız da vardır. Mesela karar ağaçları var. Bakın mesela burada. Bunları direkt seçerek bu şekilde kullanabiliriz. Veya kümeleme algoritmalarına bakabiliriz. Şurada cluster diye geçti. Burada mesela neler varmış? Bu kümeleme algoritmaları varmış. Mesela bizim gördüğümüz K-means algoritması burada varmış. Demek ki bunu seçerek de aslında biz bu işlemleri yapabilirdik. Farklı algoritmaları burada hızlı bir şekilde deneyebiliriz. Yani hangi algoritma hangi sonucu veriyor gibi burada denemeler yapabiliriz.
Associate kısmında da bizim aslında bugün göreceğimiz birliktelik analizlerini görebiliriz. Birliktelik analizi algoritmalarını burada görebiliriz. Mesela direkt zaten seçili olarak a priori geliyor. Bir de bir tane şu yüklü değil ama evet, şu algoritma yüklü değil. Bu yüklü şu anda. A priori algoritması da yüklü. Demek ki a priori algoritmasını şöyle tıkladığımızda burada özelliklerini verebiliriz. İşte güven derecesi kaç olacak? İşte az önce gösterdiğimiz destek oranı kaç olacak falan burada girebiliriz bu değerleri. Özelliklerimizi, parametrelerimizi burada girebiliriz. Daha sonra kaydet dediğimizde a priori algoritmasını çalıştır dediğimizde bizim için bakın böyle sonuçlar veriyor. Demek ki bu güven aralığında, bu destek oranlarında neyse bu çok önemli değil. Yani o parametreleri çok söylemek istemiyorum. Hangi parametreyi çalıştırırsak daha iyi olur falan gibi. Bu tamamen artık sizin tecrübenize kalacak veya yapmak istediklerinize kalacak. Biz burada bunu yaptık mesela. Daha sonra bizim için önemli olan bulduğu kurallar. Bu kuralları nasıl okuyacağımız. Burada yine x'ler y'ler şeklinde çalışıyor. Diyor ki ürün 2 s olduğunda bunun destek sayısı 3. Ürün 1 e olmuş ve bunların da işte lift'i falan bu hesaplamaları bu şekilde ortaya çıkmış. Bakın kaç tane birliktelik kuralı oluşturmuş ve 10 tane birliktelik kuralı oluşturmuş. 5 ürün, 6 ürünümüz vardı. 6 üründen 10 tane birliktelik kuralı oluşturmuş ve bu kuralların da özelliklerini karşısına yazmış. Bu kadar basit aslında. Burada direkt yapıyor kendisi. Diğer bir özelliği işte özellik seçimi yapabiliriz. Yani hangi özelliklerle çalışacaksak veya burada görselleştirmeyi çok hızlı bir şekilde yapabiliriz. Tamam, bunları dediğim gibi sadece böyle giriş aşamasında tanıtmak istedim. Nasıl kullanılabilir, ne için kullanılabilir daha doğrusu. Bakın burada pre-process var mesela, ön işleme kısmını burada yapabiliriz mesela. İşte ne diyebiliriz, burada neler var mesela ön işleme kısmında. Bayağı bir şey var yani. Burada belki de bulamayacağımız bir şey yok. Yani yapmak istediğimiz ne varsa ön işleme kısmında burada yapabiliriz. Gibi burada yani sürükle bıraklar var. Burada tıklamalar var. Menülere gitmeler var. Bizim yaptığımız kodlardan çok daha farklı. Daha doğrusu aynı işleri yapıyor ama farklı bir çalışma şekli gerektiriyor. Dolayısıyla bunlar da bu şekilde çalışıyor diyelim. VK'yı da göstermiş olalım. Bizim başka neyimiz vardı? İşte Rapid Miner vardı. Onu yüklemedim ama o da kullanışlı bir program. Bir de MATLAB vardı. Onu da zaten biliyorsunuz. Belki de dersini bile aldınız onun. Dolayısıyla böyle aslında 4 tane programı da göstermiş olalım.